Hüdapar Siirt İl Başkanlığı, Siirt'in genel sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporu İl Başkanı Abdülhekim Tekin düzenlediği bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştım. Yerel yöntemlerin siyasi bir partinin biriymiş gibi davranmayı bırakıp asıl görevleri ve işleri olan yerel hizmetlere odaklanmaları gerektiğine dikkat çeken Tekin, kentin sorunları ve çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı. Belediyenin gerçekleştirdiği yol yapım çalışmalarına eleştiriler yönelten Tekin, semt pazarlarında konusuna değindi. Tekin şöyle dedi. Vatandaşlarımızla olan temaslarımız ve ziyaretlerimiz devam etmektedir. Bu temasların neticesinde de özellikle mahalle temsilcilerimiz üzerinden vatandaşlarımızın bize ilettikleri bazı sorun ve sıkıntıları derledik, rapor haline getirdik ve basın vesilesiyle paylaşmak istiyoruz bu sorun ve sıkıntıları. Malumunuz 3 tane semt pazarı var Siirt merkezinde. Ama özellikle Tınaztepe, Conkbayır, Ulus, Ülkü, Algün Mahallesi, Batı Mahallesi, Doğan Mahallesi, yani birçok kenar mahallesine hitap edebilecek, hizmet verebilecek semt pazarı yok. Eğer sadece şehri ikiye bölüp bir kesimine hizmet etme anlayışında değilseniz bu saydığımız ve benzeri onlara yakın olan mahallelere de semt pazarı hizmetini sunmanız gerekmektedir. İhtiyaç duyulan yerlerde ki yapılamayacak bir iş değildir. Eski ilçe otogarının yeri semt pazarı yapılabilir. Eski hayvan pazarının yeri semt pazarı yapılabilir. En azından mevcut açık bu iki yerle kapatılabilir. Daha iyi yerler varsa bu da onların yapabileceği bir durumdur. Üçüncü bir husus, şehir içi otobüs servisleri yetersizdir ve sefer sayısı da yetersizdir. Bu konuda halkın ciddi bir şikayeti var. Özellikle Veysel Karahan'ın Toki kısmında, Toki kesiminde oraya giden hem otobüs sayısı hem sefer sayısı yetersiz kalıyor. Sefer sayısı artırılmalıdır ve otobüs sayısı da artırılmalıdır. Yani vatandaşın memnun edilmesi birinci önceliğimiz olmalıdır. Güres Caddesi yeni bir tadilattan geçti. Ciddi bir para harcandı, ciddi bir masraf yapıldı. Ama çok kısa bir süre sonra baktık ki özellikle damlama sistemi toplatıldı ve çöpe atıldı. Yani o damlama sisteminin parası kimin cebinden gitti? O israf kimin cebine mal oldu? Ve belki bir belediyenin yıllık yaptığı sosyal yardım miktarında olan o para kimin cebinden gitti ve bu hakkı nasıl kendi üstlerinden kaldıracaklar ayrı bir konu. Halkın bu kadar acı çektiği, ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bu tür şeyler kabul edilir değildir. Diğer bir husus da kenar mahallelerde özellikle çocukların oyun alanı yok. Yeşil alan yok, park yok. Yani az önce de söyledim, eğer siz hizmeti sadece bir kesime götürme derdinde ve anlayışında değilseniz bütün bir şehre, bütün bir vatandaşlarınıza hizmet etmek zorundasınız. Aynı düzeyde, aynı kalitede hizmeti götürmek zorundasınızdır. Diğer bir husus da maalesef hem geleceğimiz olan çocuklarımız için hem istikbalimiz için çarpık ve sağlıksız bir şehirleşmeye doğru gidiyoruz. Yeterli bir denetim yok. Maalesef bazıların insiyafına bırakılmışız. Yani nasıl yapılsa binalar. Birçok binanın altında otoparklar var ama hemen hemen hepsi kullanılmıyor. Çünkü uygun yapılmamış ve denetlenmediği için de otopark olarak kullanılamıyor. O hizmeti veremiyorlar. Kooperatif mahallesinin bazı noktalarında hala hayvan besiciliği yapılıyor. Şehrin merkezinde yakışmayan bazı görüntüler var. Tabii bu besiciler de mağdur edilmeden bir çözüm üretilmelidir buna. Çevre yollarında geç saatlere kadar birilerinin gidip oturması, orada yüksek sesle müzik dinlemesi, özellikle içkinin içilmesi ve oradaki hanelere ciddi bir rahatsızlık verilme meselesidir. Bunun önüne geçilmelidir. Yani oraya evet belki bir saate kadar müsamaha edilebilir ama bir saatten sonra ya da başkasına zarar verecek, rahatsız edecek düzeye gelindiğinde müdahale edilmelidir. Yerel yönetimler siyasi bir partinin bir birimiymiş gibi davranmayı bıraksınlar. Yerel yönetimler yerel hizmetlerle uğraşsınlar. Asıl fonksiyonları, asıl işleri budur. Bunu kendilerine öncelik haline getirsinler. Çünkü onlar siyasi bir partinin bir birimi değildir.